Tuğçe, ne oluyor burada? Rüzgar beni çok şaşırttı. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ada. Ada, iyi misin? Ada! 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 İyi misin? Ne oldu? Ada, kendine gel. Ada! Ada. Kendine geldi. Ada, iyi misin? Ne oldu bana? Biz de anlamadık ki. Bir anda düştün, bayıldın. Ben doktor çağırdım merkezden, merak etme. Birazdan gelir. Yok. Yok. Ben iyiyim. İyiyim ben. Kahvaltı yapmadım ya. Ondan oldu. Bazen olur böyle. Ben dedim sana Boracığım, boşuna panik yaptın diye. Ada. Emin misin iyi olduğuna? Evet, eğer hepimiz eminsek, Rüzgar'ın bana evlilik teklif etmesine ne diyorsunuz? Yani ben çok şaşırdım. Sen ne diyorsun Bora? Eminim bu konuda söyleyecek bir şeyin vardır. Yani ne bileyim Tuğçe, ne denir ki? Sizce de biraz acele etmiyor musunuz? Acele. Acele diyorsun. Atalarımızın bu konuda çok güzel bir atasözü var. Ben sana onu söyleyeyim. Yemeyenin malını yerler. Evet Tuğçe. Böyle bir atasözü var, anlıyorum da. Bu olayla alakasını pek anlayamadım ben. Anlayamadın. Anlayamadım. Güzelmiş. O zaman ben sana şöyle açıklayayım istersen Bora. Tuğçe Hanım. Bence Bora Bey, evlilik çok ciddi bir kurum ya. Ondan bahsediyor sanırım. İki insanın hayatının sonuna kadar sadık kalacağına söz vermesi demek ki evlilik. Hani böyle birden olunca ben hiç beklemiyordum. Görünce şok oldum. Değil mi Bora Bey? Çok hızlı değiller mi Bora Bey? Yani bir şey söylesenize Bora Bey. Evet, evet Ada. Haklısın. İki insanın böyle bir karar alabilmesi için biraz zaman lazım. Birbirini tanımak lazım. Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın Bora? Ben senin yerinde olsaydım Tuğçe, acele etmeden kalbimi, sesini dinlerdim. Öyle mi? Öyle. Biliyor musun? Ben de tam olarak öyle yapacağım. Yüzüğü takabilirsin Rüzgar. İşte kuzen. Ada bir anda düşüp bayıldı. Bembeyaz oldu. Bayağı korkuttu beni yani. Ya kuzen sonuçta ölmemiş. Kız bayılmış bakıldığında. Bir şey diyeceğim, bu Ada'ya karşı senin farklı bir ilgin var gibi geliyor bana ama. Neyim var? İlgi. İlgim. Benim. Ada'ya. Yok artık kuzen. Herkes sen değil. Herkes senin gibi öyle yürüyenler dişinin arkasından koşmuyor. Tazı gibi. Daha iyi misin şimdi? Ağlamak iyi gelmiştir asistacığım. Hem açılmışsındır bak biraz. Çok. Ya orada bir içime attım. Ağlayamadım da orada. Şimdi rahatladım. Tamam, o zaman şimdi gözündeki bu sis perdesi kalktığına göre asistacığım, olayları daha net, daha sağlıklı görebildiğine göre asistacığım, artık böyle o şirkette çalışmak falan yok değil mi? Yani sürekli böyle Rüzgar'ın gözü önünde olmuyor ki. Yok. Tam tersine. Şimdi işime daha çok sarılacağım. O kadar başarılı olacağım ki. O kadar başarılı olacağım ki o Rüzgar da Tuğçe de diyecekler. Aa bu kız neymiş böyle? Ne yaptı böyle? Ne kadar iyi, ne kadar başarılı diyecekler. Ben bakarsın belki Tuğçe'nin odasını bile kaparım.
baş editör bile olabilirim. Kızım bir dur, bir sakin, saçmalama ya. Saçmalamıyorum. Masasını aldım. Odasını niye almayayım? Neden olmasın? İmkansız değil yani. Artık oyunu onların kurallarına göre oynayacağım. Korksunlar benden. Peki ne yapmayı düşünüyorsun kuzen? Ne yapmayı düşünüyorum? Senin düşündüğünün aksine adadan hoşlanmadığım için, adaya karşı ilgi duymadığım için onun iş yükünü biraz hafifletmeye karar verdim. Nasıl yani? Şöyle, onunla eskisi gibi yakın çalışmayacağım. Nasıl yapacağım bunu? Bora Bey'e daha yakın olacağım. Evet, ona çok yakın olacağım. Onun gözüne gözüne gireceğim. Her yerde beni görecek. Etrafında olacağım sürekli. Gel ada, git ada, onu yap ada. Çok başarılı olacağım. O kadar başarılı olacağım ki. Bora Bey benden vazgeçemeyecek. Yani kuzen, sanki bana adayı kendinden uzaklaştırıyormuşsun gibi geldi. Böyle ona aşık olma korkusundan falan olabilir bu diye düşündüm. Aşık. Ben adaya aşık. Evet. Komik adamsın kuzen. Gerçekten çok komik adamsın ama güldürmüyorsun. Sana bin defa söyledim, aşk diye bir şey yok. Eğer olsaydı bile, yani aşk diye bir şey olsaydı şayet, çok uzun ömürlü olmazdı. Sor, niye diye sor. Niye? Çünkü bir insanı tanıdıkça onu daha çok sevmem mümkün değil. Sor bir kez daha niye diye. Neden diyeyim sana? Tamam, neden diye sor. Neden? Çünkü kimse dürüst değil. Anladın mı? Kuzen, ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun öyle? Çok merak ediyorum. Söyle, ne düşünüyorsun? Bu Aslı sana ne koymuş be? Şimdi ben mi koyacağım? Yani hayır ama Aslı... Sus! Aslı sus, koymuş. Ben, sus. Ben mi... Oğlum bağırttırma, sus. Ha, yani sen şimdi bütün bunları Rüzgar'ı geri almak için yapmıyorsun, öyle mi? Çünkü malum sizin ailenin kara bahtı, sonsuz mutsuzluk falan. Hı? Rüzgar benim kalbimi çarptıran ilk adam. Evet, doğru. Doğru ama... Şimdi onun kalbi başkası için atıyor. Yani sistacığım. Yani... Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Tek bildiğim... Sonsuza kadar mutsuz olsam bile... Başarısız olmayacağım Selin. Kankacığım, sen asla başarısız olmayacaksın. Sen var ya, çok iyi yerlere geleceksin. Bak görürsün. Canım sistem benim, görürsün. Başarısız olmayacağım. Asla. Nasılsınız? Halimi hatırımı sormaya mı geldin? Bora Bey, ben içeceğinizi... Hallettim. O zaman endekslerin kapanış değerli... Lüzumu yok. Baktım. Geç kaldım. Geç mi kaldım? Yo, geç kalmadım. Saat 8. Burada olmamı istediğiniz saat. Bora Bey, geç kalmadım ben. Ajandanız? Şimdi sıra hangisine olsun? Ada, ağzını yiyelim. Ağzını yiyelim, ben senin ağzını yerim. Ada, sen Elif'in bakıcısı mısın? Dayı, Ada abla bana eğlenceli yemek yemeyi öğretiyordu. Neden kızdın ki? Müsaadenizle efendim. Bora Bey, ben sizi kapıda bekleyeyim. Sen ofise geç Ada. Ben kendim geleceğim. Tamam, nasıl isterseniz Bora Bey. Efendim, afiyet olsun size tekrar. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin kızım, hoşça kal. Elif, bir tanem. O tabaktakilerin hepsi bitecek, tamam mı? Yoksa azıcık üzülür. Sen de yine bakın, olur mu? Oh. Görüşürüz.
Beceremiyorsan eve iş getirmemeni tavsiye ederim. Abla. Rüzgar Bey. Konuşalım mı? Bora Bey'den randevu mu isteyeceksiniz? Ajanınız daha belli olmalı. Belki bir saat sonra. Dün gece olanlar hakkında bir şey demeyecek misin? Tebrikler Rüzgar Bey. Çok tebrikler. Kızmayacak mısın? Yani bu kadar mı? Hala evli olduğumuza göre sizin evlenmeniz imkansız. Tuğçe Hanım razı mı? Ada bak, biz seninle hiçbir zaman gerçekten evli değildik. Zaten bitecek. Tamam. Okey. Problem yok o zaman. Tekrar tebrikler. Bu arada... adettendir. Evli çiftlere tavsiyeler verilir. Benim de size ufak bir tavsiyem var. Ne demek bu? Hı? Ada. Odama. Hemen. Tamam. Bosse vardı. Onu alayım geleyim. Alayım geleyim ben. Bey, siz benden memnun değil misiniz? Alakası yok. Hadi sen benim kahvemi getir. Hadi. Neden işimi yapmama izin vermiyorsunuz o zaman? Ofiste, şirkette daha verimli, işinde gücünde daha verimli olasın diye. Ada, tamam mı? Hadi benim kahvemi getir Ada. Hadi, hadi. Bir şey olmuş Bora Bey, belli yani. Ben istemeden bir şey yapmışım ve sizi kızdırmışım. Benden memnun değilsiniz şu an. İşimi yapmama izin vermiyorsunuz, evde azarlıyorsunuz. Ben ne yaptım size? Yani hatamı söyleyeyim, ben düzelteyim. Sana ofiste böyle şeylere tahammülüm olmadığını söylemiştim Ada. Nasıl şeylere? İki oldu bu. İki. Ne konuşuyordunuz Rüzgar'la? Söyle. Rüzgar'la ne konuşuyordunuz? Söyle. Bu mu yani? Evet. Sözlendikleri için ne yediği istediklerini sordun. Öyle mi Ada? Öyle. Yani Tuğçe Hanım benim için çok önemli bir insan. Ona sürpriz yapmak istedim. Tuğçe Hanım'a da soramayacağım için Rüzgar Bey'e sordum. Sen Tuğçe'yi, Tuğçe Hanım'ı çok seviyorsun yani Ada. Seviyorum tabii. Bayılıyorum ben ona. Gördük Ada, gördük. Gördük. Kelimenin tam anlamıyla bayıldığını Rüzgar'ın evlenmedikinden sonra gördük. Ama Bora Bey açlıktan da söyledim size o gün. Evet, evet Ada söyledin. Söyledin, bana söyledin. Bora Bey dedin, bunlar biraz hızlı gitmiyorlar mı dedin. Bora Bey dedim, bir şey yapmasak mı acaba dedim, bir şey söylemesek mi acaba dedin. Dedin Ada, dedin. Yani onların evlenecek olmalarına pek seviniyormuş gibi durmuyordun. Söyledim, söyledim evet yani söylemiş olabilirim. Evet şu an çok şey yapamadım ama kan şekeri. Benim kan şekerim düştü, indi, çıktı, koştu, gitti derken hipoglisemi geçirdim. Başına gelmeyen bilemez, çok kötü bir şey oldu. Anladım. Ada, anladım. Ama bana asıl tuhaf gelen ne biliyor musun? Asistanımın kendi işi dışında her şeyin içinde olması. Bu dosya benim için mi? Alayım.
Arda, ne oldu ya? Ah tatlım ya. Senden 4 önceki kızın bu topuklular sayesinde bir hafta kaldığını yemin edebilirim vallahi. Olmadı işte Tuğçe'nin, ne yapayım? Sen merak etme. Hep bunun yüzünden. Bizim aramız düzelince sen de hak ettiğin yere geleceksin. Biliyorsunuz. Tabii öyle diyorum. Geliyor, 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 geliyor. Ne oluyor Tuğçe? Bana mı geldin? Evet, seni görmeye geldim ama adayı burada görünce biraz şaşırdım. Gerginiz galiba. Gergin değiliz Tuğçe. Ben çıkacağım, acelem var. Sen bana bir şey söyleyecek misin? Çıkıyorum. Evet, nereye gidiyorsun? Toplantın mı var? Hayır Tuğçe. Fulya'yla yemek yiyeceğim. Hatta 10 dakika önce onu evinden almam gerekiyordu. Görüşürüz, kolay gelsin. Fulya. Fulya'yla buluşacak. Fulya'yla buluşuyor. Fulya kim ki? Eski bir sevgilisi, yapışkan. Yani? Yanisi kırmızı kod ada. Kırmızı kod. Kırmızı kod mu? Bizim kırmızı kodumuz mu var? Yok, duysa bile artık var. Nereye gidiyor bunlar? Hangi restorana gidiyor? Sen mi yaptın rezervasyonu? Hayır. Hayır, ben yaptırmadım. Tuğçe Hanım, yani ben söylemiştim demek istemiyorum ama ben söylemiştim. Rüzgar Bey'in teklifini bu kadar çabuk kabul ederseniz olacağı buydu. Adam bak gitti. Başkalarıyla takılıyor. Allah kahretsin ya. Ne yapacağız? O yemeğe biz de gideceğiz Ada. İyi de nasıl? Hemen benim odama gidiyoruz, çabuk. Tamam. Ay, ben şu ayakkabılarımı çıkarayım. Şey oldum, yürüyemiyorum. Tamam, seni bekliyorum, çabuk ol. Şş. Bana bak. Ne işler çeviriyorsunuz siz Tuğçe'yle? Tuğçe'yle bir iş çeviriyor olsam sana gözünü ayırma ondan der miyim? Salakcığım, vururum suratına. Salak. Merhaba, merhaba, iyi günler. bu akşam restoranınızda Bora Doğru Söz adına bir rezervasyon var mıdır acaba? Yok mu? Aldı. İyi günler. Yok. Söz adına bir rezervasyon yoktur değil mi? Var mıdır? Oldu. Varsa iyi, güzel. Ağırlayın. Tamam. Önemlidir o bizim için. Oldu. Bulduk mu? Her zaman olduğu gibi yine sürprizlerle dolusun. Nasıl yani Hülya? Anlamadım. Tahmin edilemez, öngörülemez. Onlarca kez kahveye yemeğe çağırdım. Hep bir bahanem vardı. İşler yoğun diyelim Hülya. Ben bu kadar ısrarcı olmasaydım belki de bugün burada olmayacaktık. Değil mi? Yemeğimizi yer biraz sağdan soldan konuşuruz diye düşündüm. Ben senin kadar planlı değilim. Akışına bırakırım. Böylesi daha iyi. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Anlat. Beni boş ver. Asıl sen neler yapıyorsun? Ben hep aynı. Fulya, bildiğin gibi. İşte beklediğim cevap. O zaman yemekleri paket ettirip bana gidiyoruz. Yavaş. Gece uzun, değil mi? Yiyelim, içelim, biraz sohbet edelim. Ondan sonra düşünürüz. Bakarız.
yapacağız şimdi? Bacıların gücünü göstereceğiz. Bacıların gücü mü? Sisterhood diyorsun yani. Girl power! Tuğçe Hanım. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Rezil olduk. Utanıyorum sizden. Adam. Come on. Ne yapacağız? Gel benimle. Gel. Evet. Evet. Ne oluyor Ada, Tuğçe? Sizin ne işiniz var burada? Bora Bey, sizi bir dolandırıcının elinden kurtarmaya geldik. Neden bahsediyorsun Ada, dolandırıcı derken? Ne oluyor? Bora kim bunlar? Ne oluyor burada? Hadi konuşma, konuşma. Postiş mi? Kimin kuyruğunu taktı? Allah kahretmesin seni, pis. Ver şu elini bakayım, ver tırnağına bakayım. Tırnaklar, protez tırnak. Vasat. Ay, kalk, kakaya. Bak bakayım bana. Burun. Burun yapılı. Evet, hokka gibi olmuş ama. Dön bana bakayım. Bakayım. Çene törpülenmiş. Yanaklar bir şektomi. Gözler. Aa, gözler lens. Lens mi gözler? Ay sen eğil bakayım şöyle. Eğil, 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 eğil. Tutun. Ne? Korse mi? Nefes alıyor olması bir mucize şu an. Yaşıyor musun? Mosmor olacaksın. Nefes al. Kalk. Evet Bora Bey. Hı. Şunu üzülerek söylemek istiyorum ki yaptığımız tetkikler sonucunda bu hanımefendi de hiçbir parça orijinal değil. Yani orijinal parçaya rastlayamadık. Siz rastladınız mı? Sıfır parça. Kendisi estetik cerrahlar, diş hekimleri ve diyetisyenler tarafından modifiye edilmiş durumda. Ama ben buradayım Bora Bey. Hiç merak etmeyin. Sizi korumak, sahtekarların elinden kurtarmak için buradayım ben. Görevim gereği yani. Başka bir şeyden değil. Ada, ne yapacağız diyorum. Ada, ne yapacağız? Kadın kırmızı giymiş. Önce gözleyeceğiz. Sonra harekete geçeceğiz. Hmm. Evet, kırmızı giymiş. Alev alev. Hadi gidelim. Hadi. Şurası değil mi? Çok yağmur falan. Ben işlerden bir yere gidemiyorum pek ya. Kaç gün kalmıştın sen? 10 gün yüksek. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim? Hoş bulduk diyor, hoş bulduk. Sana başka ne diyebilir? Karar verdiniz mi acaba? Sezar Salata. İçecek olarak? Su, su. Anlamadım. Su diyor, su. H2O. Siz karar verdiniz mi? Aynısın ben. Uzatma, hadi git. Alabilir miyim? Alamazsın. Bak senin şefine şikayet ederim. Yürü git. Çık, yıkıl. Ayak ya. Çok tuhaf. Neymiş o tuhaf olan? Kendime şaşıyorum. Yani o kadar çok adam var ki sayısını bilmiyorum. Bazen öyle ısrarcı, öyle bunaltıcı oluyorlar ki. Ama ben dolup dolaşıp hep sana... Siparişleri versek mi artık Ada? Ada mı? Ada kim? Hiç kimse. Önemli biri değil yani, asistan. Şirkette sürekli dip dibi olunca, iç içe olunca sürekli ona bir şeyler söylemek zorundayım. Yani bir şeyler söylemek zorunda bırakınca kendini. Böyle oluyor biraz. Dilim suçtu benim. Kusura bakma Fulya. Öyle olsun bakalım. Ay bu kadın resmen yürüyor. Adam resmen Ada dedi ama kadına. Der, neden der? Sürekli bana dur Ada, sus Ada, çüş Ada, yeter Ada, Allah kahretsin Ada diye. Diline pelesenk oldu adam. Nefret ediyor benden, baktığı her yerde beni görüyor, nefret kusuyor bana. O yüzden Ada demiştir. Evet. Dur canım. Şimdi Bora Bey size tam açılacakken Rüzgar Bey'in teklifini gidip kabul ettiniz ya. Evet yaptınız öyle bir hata. Kanlısın. Yaptınız.
İşte o yüzden bu adamın da böyle gerdanlılarla takılması çok normal. Erkek bu. Ama yok ya, yok. Bora yapmaz öyle şey. Aa, yapar, yapar. Erkeklere güven olmaz. Onlar yapar. Ne yaptık kaldık böyle? Dinleyecek miyiz sadece? Müsaadenle. Ben bir makyaj tanesiyim. Tabii tabii. Müsaade senin. İstediğin gibi. Çok tatlan mı yesek? Çikolatalı şey mi? Hesabını soracağım senden Ada. Bunun hesabını soracağım senden. Kısa Ada dedim resmen. Ada dedim. Aynen şekerciğim. Onca atağımın meyvelerini topluyorum. Hiç kaçar mı benden? Ya aynı bildiğin Bora. Hala öyle bir cool havalar filan. Sabah görürüm ben onu. Kedi gibi kucağımda miyavlar. Ben bunu yollarım. Ya çok pardon. Bir şey soracağım. Saçınızın rengi o kadar güzel ki çok beğendim. Teşekkür ederim. Ben de yaptırmak istiyorum. Bana yakışır mı sizce? Ha? Aslında saçların çok güzel. Bence hiç değiştirme. Ay ben de aynısını diyorum ama hiç beni dinlemiyor. Ay bakayım şöyle bir sizin saçlarınıza. Of çok doğal bir dokusu var gerçekten. Rengi de böyle teninizle de mükemmel uymuş gerçekten. Teşekkür ederim. Ben siz tanıyor olabilir miyim? Evet, bana da öyle geldi. Biz nereden tanışıyoruz ya? Aynı spor salonu olabilir mi? Etiler'deyim ben. Oradan değil o zaman. Kuaförünüz? Nişantaşı. Hay Allah, o da tutmadı. Yani insan insana benzer diyeceğiz o zaman. Evet, tanışmıyoruz demek ki. Yani size iyi akşamlar hanım. İyi akşamlar. Size de. Ada. Ne yaptık? Hırsızlık mı yaptık biz şimdi? Yok Tuğçe Hanım, ne hırsızlığı? Numarasını aldım sadece. Ne yapacağız telefon numarasını? Mesaj mı atacağız Bora'nın peşini bırak bir dost? Yok. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Ne? Nedir? Rujunuz yanınızda mı? Fulya, Rüzgar Fulya. Rüzgar bizim şirketten, fotoğrafçımız. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de öyle. Ya İstanbul gerçekten de o kadar büyük değilmiş. İki lokma bir şey atayım dedim ağzıma, şimdi buradayım. Değil mi Rüzgar? Tesadüf. Evet. Ya ne güzel tesadüf. Güzel tesadüf. İki yâre, iki câre, câre. Çakı yâre, dâre, yâre. Boş, boş, boş. O zaman... Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Var burada ya. Aa. Rüzgar. Vallahi o gelmiş. Şimdi bırakmıyor ki. Kurtulamadım resmen adamdan. Yok yok. Bence iyi oldu. Bence iyi oldu. Bir taş diye üç kuş. Hem Bora Bey'le yakınlaşacaksınız. Hem Fulya'ya tekmeyi basacaksınız. Hem de şu Rüzgar'la olan evlilik muhabbetini tamamen bitireceksiniz. Yani bir taş da kuş katliamı. O zaman o masaya biz de gidiyoruz. Hadi Ada. Hadi. Heh.
Şuraya mı otursak acaba? Aba Bora Beyciğim. Ada bak kimler varmış burada. Ne şurada bu demek? Ada, Tuğçe, siz. Siz niye buradasınız Tuğçe? Baş başa yemek yiyecektik güya. Ne oldu, rahatsız mı oldunuz? Yok, yanlış anlama tatlım. Böyle kalabalık masa daha güzel, daha eğlenceli. Değil mi? Ne oldu, siz Bora'yla özel bir şey mi konuşacaktınız? Ne özeli canım? Herkesin bildiği şeyler. Yok, ben bilmiyorum. Ne onlar? Efendim? Fulya Hanım. Benim, siz kimsiniz? Adımı ne yapacaksın gülüm? Bir hayranınız işte. Terbiyesiz. Alo. Fulya Hanım'ın telefon rehberi bayağı kalabalık sanırım. Arayana arayana. Hayır, numaramı nereden buldunuz? Normal. Fulya çok zeki ve başarılı bir kadındır. Çok normal. Ya üstüme iyilik sağlık. Bu nasıl bir sapıklık? Normal yani. Hı hı. Okey. Sizin için normalse okey. Bana bak. Sen niye takıldın buna bu kadar? Takılmadım Bora Bey. Yani söyledim sadece. Güzel. Takılma. Bundan sonra Fulya ismini sık sık duyacaksın çünkü. Alo. Kendisiyle ilişkimi ciddileştirmeye karar verdim de. Terbiyesiz. Manyak mı ne ya? Ne oluyor bu telefonu bugün, anlamadım ki. Demek sen Bora'nın sekreterisin öyle mi? Kişisel asistan. Eskiden sekreter derlerdi. Ne kadar eskiden? O kadar yaşlı göstermiyorsunuz. Gerdirdiniz mi? Hayır tatlım. Gergin olan ben değilim, sensin şu an. Ve ben de bunun nedenini merak ediyorum. Bana bir daha tatlım derse buradan oraya uçarım. Evet. Hanımlar. Ada, Tuğçe, Fulya. Bu havada bir denesen soğuk havanın sebebi ne acaba? Öğrenebilir miyim artık ben bunu? Hiç soğuk bir rüzgar falan yok canım ya. Bu erkekler de hiç anlamıyorlar gerçekten. Pardon, pardon. Bizim anlamadığımız şey neymiş acaba? Biz sohbet ediyoruz şu anda. Sen onu anlamıyorsun. Ben hemen göstereyim sana bir sohbet örneği. Fulya Hanımcığım, ne iş yapıyorsunuz? Ben yaşam koçuyum. Aynı zamanda diyetisyenim. Danışanlarım arasında sizlerin de yakından tanıdığı sanat ve iş dünyasından insanlar var. Bu susmayan telefonlarınızın sebebi de bu olsa gerek. Ne oldu tatlım? Rahatsız mı oldun? Ne? Yapma. Ada, bana bakar mısın? Hı. Biz biraz konuşalım mı, ister misin? İstersin bence. Tamam. İzninizle ben 5 dakika Ada'ya bir şeyler soracağım iş hakkında. Geliyoruz. Ada, hadi. Buyur. Buyur. Adacığım hadi. Hadi buyur. Ada. Hadi dedim. Tamam. Lütfen. Geliyoruz hemen. 5 dakika. Rüzgar, ben sana bir şey soracağım. Tabii. Bugünkü o şeyle ilgili o fotoğraf vardı bir tane. Şeyde kullanacaktık hani dergide. Senin ne işin var burada? Beni takip mi ediyorsun? Aa, hayır canım, ne münasebet. Ben sürekli buraya et yemeye gelirim. Sen? Evet. Buraya et yemeye mi geliyorsun sürekli? Var. Evet, dinliyorum. Evet derken? Hadi, masada neler oluyor? Ben pek anlayamadım da. İçimden bir ses senin bana anlatacağını söylüyor. Anlatacak bir şey yok ki Bora Bey. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne gibi? Hadi kızmaya başlıyorum ama bak bana nasıl yani ne gibi demeyi bırak ve anlat hadi. Hadi. Yani şey Bora Bey, biz acıktık. Evet.
Tuğçe Hanım'la yemeğe geldik buraya. Allah Allah. Rüzgar buraya geliyor. Benim olduğum restorana. Tesadüf. Siz Tuğçe ile şirketten çıkıyorsunuz, karnınız acıkıyor, bir restorana gidelim diyorsunuz. Benim Fulya ile olduğum restorana geliyorsunuz. Tesadüf. Ve sen benim bütün bunlara inanmamı bekliyorsun. Öyle mi? Bu mu? Murat Bey, dönsek mi? Çok ayıp oluyor masadakilere. Siz bana yine kızıyorsunuz. Tamam. Hadi. Tamam, dönelim hadi. Hadi hadi. Ben de sana kızmak istemiyorum ama. Evet, yemeklerimizi de yediğimize göre tatlı pastına geçebiliriz değil mi? Evet, biz bir tatlı menüsü alabilir miyiz? Tabii. Çok acilinden. Sağ olun, sağ olun. Tatlı yiyip tatlı konuşalım. Evet, nerede? Hah, ver, ver. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ben halledeceğim. Adacığım, buyur. Tuşacığım, buyurun, buyurun. Fulya Hanım, buyurun. Rüzgar Bey, buyurun, buyurun efendim. Evet, Fulya. San Sebastian Cheesecake. Çok güzel. San Sebastian Cheesecake. Tavsiye eder misiniz Fulya Hanım? Ben de yiyeyim mi? Bilmem. Senin damak tadını bilmiyorum ki. Ben sizin damak tadınızı çok iyi biliyorum ama. Ada. Sen ne istersin? Sen ne arzu edersin? Söyle bakalım. Ben? Ben ev yapımı çikolatalı sufle arzu ederim. Çok güzel. Evde sen çok daha güzelini yapıyorsundur. Sen de tam domestik bir ev kadını tipi var. Zorla çalışma hayatına iliştirilmiş gibi. Zaten başka da bir şey yapamazsın. Hoppa. Ada. Adacığım. Ada, ada diyorum. Bana bak. Ada. 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 Bende kal, tamam mı? Sakın. Sakın. Ada sakın. Ada sakın. Ada. Şimdi ben senin beynini patlatmaz mıyım? Murat Bey, ben çok özür dilerim. Ben nasıl oldu anlamadım. Şimdi değil Ada. Şimdi değil. İyi geceler. Murat Bey, özür dilerim. Gözüme bile bak. Bora Bey, orada nasıl göründüğünün farkındayım ama ortada yemin ederim büyük bir yanlış anlaşılma var Bora Bey. Hem ben deli değilim, deli değilim ben. Ben örnek olarak verdim. Misalen diyorum yani. Bora Bey. Tamam Ada, yorma kendini. Deliymişsin, değilmişsin, akıllıymışsın, yanlış anlaşılmaymış, uçmaymış, kaçmaymış benim umurumda değil, tamam mı? Çünkü ben seninle ne yapacağıma karar verdim. Hayır. Bora Bey telefonunuz. Telefonunuz çalıyor Bora Bey, açın. Önemli olabilir. Telefonunuza bakın bence. Bırakın onu. Efendim anne. Efendim teyze. Elif evden kaçtı. Ne? Ada, Elif burada. Kaçıp bize gelmiş. Ne? Elif evden kaçmış. He ya, bizdeymiş. Ne? Vallahi. Ben burada kalabilir miyim dayı?
Olmaz Elifciğim. Hadi gidiyoruz. Kalmak isterse kalabilir. Sorun yok. Hayır dedim Ada. Hayır. O zaman biz Ada kızımızı bize davet edebilir miyiz? İzin verirseniz tabii. Ne? Ne? Gerçekten ne oluyor baba? Yani nereden çıktı bu şimdi? Ergis teyze ne olur. Merhaba kızım. Hadi bakalım prenses, sen Ada ablamıza misafir odamızı gösteriver. Tamam dede. Gel Ada abla. Dünya. Belma Hanım. Neredeydin sen? Çok korkuttun ama bizi. Hadi hemen odana çıkıyorsun. Ben Ada ablayı odasını göstereceğim anneanne. Belma Hanım, kusura bakmayın. Yani böyle biraz tuhaf oldu ama dinletemedik. Tabii tabii, öyledir. Gel Ada abla. Sizi de yorduk buraya kadar Tuğçe Hanım. Bu tavrınız beni çok şaşırttı açıkçası. İşinizi yaptınız, alacağınızı aldınız. Sizin yüzünüzden ben işimden oldum Tuğçe Hanım. Bu işin başıma bu kadar dert açacağını bilseydim kabul etmezdim. Bakın ben buraya son kez geliyorum. Eğer bir daha böyle bir şey olursa... Ne olurmuş bir daha olursa? Şantajınıza papuç bırakmam. Onu beni kaldırmadan önce düşünecektiniz hanımefendi. Ay Burhan Bey, beni kırmadınız, geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi ben bir arkadaşım için bir doğum günü sürprizi hazırlayacağım da... ...o yüzden böyle o habersizken uzaktan çekilmiş bir videosuna ihtiyacım var. Anladım. Nasıl bir video tam olarak? Şimdi şöyle anlatayım. Bu son. Bir daha da beni sakın aramayın. Ne zaman son olacağına ben karar veririm. Oy şeytan. Şu konuya bir açıklık getirelim. Hangi konuya Bora Bey? Eve gelmemeni istediğimi söylemiştim. Evet, söylediniz. Ama buradasın. Buradayım, evet. Neden? Zafer Bey çağırdı beni, Elif için. Ama isterseniz gelmeyebilirim. Şöyle yapalım, ben Elif'i alayım, birkaç gün bizle kalalım, olur mu? Olmaz öyle şey. Bora Bey, siz bana benden önce uyanacak, benden sonra uyuyacaksın demediniz mi? Sürekli sağımda solumda etrafımda olacaksın, lep demeden leblebi anlayacaksın demediniz mi? Evet söyledim. Şimdi de vazgeçiyorum. Bir sakıncası mı var? Ha? Hayır yok. Ama sebebini merak ediyorum. Bir şey mi yaptım Bora Bey? Bir yanlışım mı oldu? Söyleyin düzelteyim. Bir sebebi de yok. Tamam. Kekimiz oldu. Al işte. Ha, uyumuş. Yapma ya. Gel bakalım prenses, gel gel gel. Kıyamam sana, kıyamam sana. Ben de uyuyakalmış Elif'i yatağına yatırayım. Üstünü de örtün. Örteceğim. İyi geceler. İyi geceler.
Dur. Biliyorsun kızım bu işi. Yapıyorsun. Aa. Bora Bey, koşuyor mu? Koşuyor mu Bora Bey? Koşuyor. Bu saatte mi? Kekiymişiz. Bir tane daha keseyim mi? Farklı farklı modellerimiz var ama herkes değişik ve manyak değil. Ay yok, ben onu size demedim. Kusura bakmayın, öyle kendi kendime konuşuyordum ya. Evet, onu fark ettim. Yürürken kendi kendinize konuşuyordunuz. Şu içerideki kız bana sürekli yani deyip durdu da. Aman neyse, ben Selin. Adınız Sisi. Sisi? Yani Sistası. Aman sen kısacası kankası deyiver işte. Ben de Ali, Bora'nın kuzeniyim. Memnun oldum. Evet. Ada tabletini unutmuş. Ha. Burada. Ben de onu alayım. Evet. Ben gideyim o zaman. Ada gelmeyecek mi? Ha yok, o Bora Beyler'de. Ben gideceğim. Evi biliyor musunuz? Evet, konum attı. Benim de Bora'yı görmem gerekiyor aslında. Dilerseniz beraber gidebiliriz. Ya 300 metre sonra sola dönün. Üçüncü döner. İsterseniz yol boyunca bunu size söyleyebilirim. Bunu duymak istiyorsanız. Tamam o zaman, zahmet vermeyeyim size. Ne zahmeti? Olur mu? Zaten dediğim gibi Bora'yı görmem gerekiyor. Ben size yapamaz da. Benim birkaç işim var. Tabii. Şirket bizim de şey olur. Dilerseniz aşağıda bekleyin siz beni. Tamam, ben aşağıdayım o zaman. Tamam. Aşağıda bekleyin, ben de şey yapayım. Ben ineyim. Ali Bey? Ada. Selin Hanım'a eşlik edeyim dedim de o da buraya geliyormuş. Bora'yı görmeye geldim, merak ettim. Bora ne oldu? Nerede? Şeyde mi? Bakayım ben. Sırıtıyorsun. Sırıtıyorsun. Sırıtmıyorum kanka. Çekil. Geç. Bekle beni. Sırıtma. Ya kuzen. Ne oldu, nazar mı değdi ya? Sorma kuzen. Düştüm. Ben de düştüm. Hayırdır oğlum, senin ne işin var burada? Ya kuzen çok fena düştüm ya. Senin ayağının bir şey yok herhalde öyle kaldırıp koyduğuna göre. Şirketteyim. Ne diyorsun sen, düştüm müştüm, ne oluyor? Anlatacağım. Şirketteyim, bir tane kız girdi içeri. Ne bu yüzündeki böyle muz görmüş maymun sırıtışının sebebi? Kardeşim, sırıtıyor muyum ben? Aa, sırıtıyor musun acaba? Ay sahiden mi? Aa. Hiç farkında değilim. Selin. Ay neyse, dur. Bora Bey nasıl? Nemrut, her zamanki gibi. Sağ ol kankim, teşekkür ederim. Şarj edin.
Sırıtma. Sırıtmıyorum kardeşim. Sırıtma kız. Sırıtmıyorum. Evet ya, aşk işte amcacığım, insanın karşısına bir anda çıkıveriyor. Bilemiyorsunuz ki ne zaman çıkacağını. Güzel. Ha. Ben sana kaç defa söyleyeceğim? Milyon defa mı söyleyeyim? Aşk diye bir şey yok kardeşim, tamam? Aa, yalnız ben bu konuda sizin tam tersinizi düşünen birini tanıyorum. Ha, öyle mi? Ada, bu konu hakkındaki fikirlerini duymak isterim. Yani aşk yok dersek Kerem'le Aslı'yı, Tahir'le Zühre'yi, Leyla'yla Mecnun'u inkar etmiş olmaz mıyız? Hayır, olmayız. Bu bahsettiğin karakterlerin hepsi masal kahramanı. Gerçekte yoklar. İnkar etmiş oluruz, çok da ayıp etmiş oluruz oturduğumuz yerden şurada yemek yerken. Bence şey yapmayalım. Aşk, ben inanıyorum ya aşka. Aşk gözümüzün değdiği her yerde bence. Yani yeter ki görmesini bilin. Selin Hanım, siz Rus salatası alır mısınız? İkram edeyim. Alayım. Hı, tabii. Rus salatası neden yapılır? Neden yapılır? Neden yapılmasın? Çok güzel gülüyorsunuz. Güldürüyorsunuz. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lütfen Bora Bey, can kulağıyla dinliyorum sizi. Aşk, şairlerin ve romancıların uydurması. Aşk denilen şey, erkek gözüyle söyleyecek olursam, bir kadını ilk gördüğün anla onu gerçekten tanıdığın an arasında yaşadığın jet lag'tır. Kadının için de böyledir diyorsunuz yani. Bir erkeği gördüğü anla onu tanımaya başladığı an arasında. Hı hı. Aynen öyle. Ah Tuğçe, neredesin Tuğçe, gel. Felaket şeyler oluyor burada. Ne var, ne istiyorsun? Kapattık dedim sana hesabı. Ne? Size kesinlikle katılmıyorum Bora Bey. Öyle mi? Ben de buna hiç şaşırmıyorum zaten Ada. Neden şaşırmıyorsunuz? Çünkü kadınsın. Kadın düşmanıyız öyle mi? Alakası yok. Benimki sadece durum tespiti. Neymiş tespit? Kadın yapısı gereği böyledir. Aşka aşık. Evet, yapımız gereği duygusal olduğumuz çok doğru. Ama erkeklerin yapısı gereği birazcık şey olduğu doğru. Ne gibi pardon? Öküz, duygusuz, sığır, hangisi? Vallahi sıfatları siz saydınız. İstediğiniz yeri, istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Bilmem, biliyor musun ama Romeo ve Juliet yazan bir erkek. Frankenstein'i yazansa bir kadın. Dediğiniz gibi sadece masallarda ve romanlarda. Evet, evet aynen öyle. Ama kadın yapısı gereği böyledir. 5 yaşında bir kız çocuğu tül perdesinin arkasına geçer, tülün yüzünü örter, ben gelin oldum der. Ama babasının kravatını takıp ben damat oldum diyen bir erkek çocuğu göremezsin mesela. Ben yapardım. Evet, erkek çocukları genelde alırlar silahlarını, ona sıkarlar. Bunu öldürdüm, yok canavarı öldürdüm, yok uzaya çıktım falan filan gibi saçma sapan şeyler yaparlar. Evet, aynen öyle. Çünkü erkek hayatını mücadeleyle, kadınsa hayallerle geçirir. Aa, siz baya baya kadın düşmanısınız. Düşman falan değilim Ada. Nesiniz peki? Bunu seninle tartışacak da değilim. Neden tartışmıyoruz? Neden? Çok güzel bir soru. Neden? Açıklayayım neden. Çünkü sen ön yargılısın Ada. Tek taraflı bakıyorsun. Olayları objektif değerlendiremiyorsun. Hatta pek çok olayı kişisel algılıyorsun sen. Ben mi? Sen. Ben mi ön yargılıyım? Evet, sen ön yargılısın. Ben mi kişisel algılıyorum evet. Her şeyi? Asıl siz gözünüzdeki gurur perdesini indirirseniz bizim gibi sıradan insanların inandığı şeylere. Aşk gibi mesela. Saygı duyabilirsiniz belki. Zafer amcacığım, ben çok özür dilerim. Ben siz istediğiniz için buradayım ama şu an gidiyorum. Hadi inşallah. Hadi Selin, çıkıyoruz hadi. Kızım saçmalama, gidiyor muyuz gerçekten? Evet gidiyoruz gerçekten, kalk. Ada çok rica ediyorum, sen buranın kusuruna bakma lütfen, kalk. Zafer amcacığım, asıl siz benim kusuruma bakmayın. Ben yemeğinizi berbat ettim, çok özür dilerim. Şunu bileydin. Bora, evine gelmiş bir konağa, sofrandaki bir misafire nasıl davranıyorsun, farkında mısın sen? Yok, yok Zafer amca, hiç önemli değil. Ben artık şaşırmıyorum Bora Bey'in yaptıklarını, söylediklerini. Hiç şaşırmıyorum. Evet, aynen öyle Ada. Ben sana çok şaşırıyorum ama biliyor musun? Şaşırmayacaksınız bundan sonra. Ben yokum artık. Oh! Hele şükür. Ben gidiyorum. Git. Git. Git hadi, güle güle git. Keşke sizi hiç tanımasaydım. Evet. Ne güzel.
Bak ne güzel oldu. İlk defa bir konuda aynı fikirdeyiz değil mi? Keşke ben de seni hiç tanımasaydım. Hatta ben senin adını bile bilmeseydim keşke.